baba, niye evimizi yıkacaklar? Allah'ım. Sen düşünme şimdi bunları kızım. Merak etme. Ama baba, biz ne yaptık ki? Allah'ım, sen yardımcımız ol. Zaten ev bizim değildi ki kızım. Biz kiracıyız. Ama biz evsiz ne yapacağız baba? Bırakın! Bırak! Ne oluyor orada? Cüzdanımı almayın! Amca! Ağlarım ben! Hayırdır amca? Ne oldu? Ben de anlamadım. Cüzdanımı çaldılar. Bir şeyiniz yok ya? Yok, yok da. Paramı çaldılar. Biraz bozukluk kaldı sadece. Şimdi ne yapacağım ben? Cana geleceğine mala gelsin. Gel şöyle amca. Biraz soluklan. Oh. Hadi gel. Gel hadi. Kız da ürktü. Ayşe, hadi gel kızım. Tamam babacığım. Al amcacığım, su iç. İyi gelir. Allah razı olsun evladım. Amca, evin buraya yakın mı? Elinde çantayla nereye gidiyordun? Evladım, ben biraz önce Bursa'dan gelmiştim. Buraya bir yetim aramaya gelmiştim. İstanbul'da bir akraban tanıdığın var mı? Nerede kalacaktın? Bir pansiyonda kalırım diyordum ama paramızı da çaldırdık. Şimdi ne yapacaksın? Burada kırılıp yatarım artık. Sabah ola, hayır ola. Olmaz öyle şey amcacığım. Dışarısı tekin değil. Gel sen bizim tane misafirimiz ol. Geldiniz mi? Buyur Veysel amca. Hatice, Veysel amca misafirimiz. Tanrı misafirimiz. Hayırlı akşamlar kızım. Kusura bakmayın. Hasan. Bir gelir misin benimle? Ayşe. Veysel de gelir salona. Yardım et bize. Peki baba. Adamcağız Bursa'dan gelmiş. Gidecek yeri de yok. E Hasan, nerede yatırırız? Elde yok, avuçta yok. Sokakta mı bıraksaydım Hatice? Bu insanlığa sığar mı? Ne koyacağız önüne? Zaten kendimize zor bakıyoruz. Tanrı misafiri rızkıyla gelirmiş. Ayşe'yi aramıza yatırırız. Veysel amcayı da salonda yatırırız. Ev sahibi gece gece neden çağırmış? Kentsel dönüşümden evimizi yıkacaklarmış. Belliydi zaten. Ne zaman yıkacaklarmış? 15-20 güne yıkacaklarmış Hatice. 15-20 güne mi? Şimdi ne yapacağız? 5 kuruş paramız da yok. Hem evimizi yıkacaklar, hem de eve misafir getiriyorsun. Ne dedi kızım? Dizin çok mu acıyor? Yok. Yoksa onu da mı çaldılar? Bunu mu arıyorsun?
Çok şükür. Nerede buldun? Düştüğün yerde buldum. Onu kulağına neden takıyorsun? Kulaklarım az duyuyor. Bu işitme cihazı duymama yardım ediyor güzel kızım. Dün yere düşürmüştüm. Ondan sonra hiç çalışmadım. Bırakın servisteki arkadaşlar tamir etsinler. Hemen olur mu? En geç 2 güne yapılır amcacığım. 2 gün ben ne yaparım? İyi de duyamıyorum. Evladım, şuna bir bakar mısın? Evladım, ben buralara bu kişiyi aramaya geldim. Tanır mısın? Amcam adını söylediğini biliyor musun? Tabii biliyorum. O zaman sen doğruca muhtara git. Madem bu civarda yaşıyor, bilse o bilir. Doğru ya. Allah razı olsun evladım senden. İhtiyarlık işte. Akıl edemedim. Estağfurullah amcacığım. Hayırlı işler ustam. Sağ olasın. Hayırdır, keyfin yok gibi. Haklısın usta. Madem sordun usta. 15 gün evi taşımam lazım. Zaten ucu ucuna yitiriyorum. Bir de taşınma işi çıktı. Emlakçısı, kirası, bir sürü gedik açılacak. Biraz borç lazım. Hasan, görüyorsun halimizi. Dükkanı zor döndürüyoruz. 2000 tane borç bulsam işimi görür. Yok be Hasan'cığım, olsa vermem mi? Mahalle sakinlerine duyuru. Sağlık problemi nedeniyle hastanede bir operasyon geçireceğim. Bu nedenle görevde olamayacağımı bildiririm saygılarımla. Mahalleniz mahalle muhtarı. 2 gün daha desene. Vardır bunda da bir hayır. Evi başımıza yıkacakları yetmiyor gibi. Bir de sokaktan misafir bulmuş getirmiş. Tanrı misafiriymiş. Öyle deme kız. Günah. Tanrı misafiri rızkıyla gelirmiş. Doğru. Geldi. Ama uğursuzluğuyla geldi. 15 güne nereye, neyle taşınacağız? Hasan düşünmez tabii. Ben düşüneceğim bunları. Kız çaresizmiş adam. Emekli parası yatana kadar 2-3 gün sıkıverdi şimdi sende. Kız sende de aynı Hasan'ın kafası var. Of, Allah'ım yarabbim. Hasan? Yaşasın, babam geldi.
Hasan hangi dağda kurt öldü? Yoksa taşınmak için borç para mı buldun? Patrona söyledim, birkaç arkadaşı aradım, herkes yok dedi. Yok yok, var sende bir şeyler. Hem et almış, hem kıyma almış, hem de tavuk almış. Gözlerim yaşardı valla. Hatice, bir arkadaşta ufak bir alacağım vardı. 3-4 sene geçmişti, ben de umudu kesmiştim. Bugün çıktı geldi, borcunu verdi. Bak Allah'ın işine. Ben de misafirin önüne ne koyarız diye tasalanırken paranın yarısıyla öteberi aldım. Tanrı misafiri rızkıyla gelirmiş. Birini yer dokuzunu bırakırmış. Geç geç. Nasip kısmet işte. Baba. Tanrı misafiri ne demek? Eve kendiliğinden gelen misafir demek kızım. Ama Veysel dediği sen çağırdın eve. Yok kızım. Veysel dedenin gidecek yeri yoktu. Allah Veysel dedenin bizim eve gelmesini istedi. Allah mı? Evet kızım, Allah. Biz de Veysel dedeyi en iyi şekilde misafir etmeliyiz ki Allah'ı sevindirelim. O da bizi sevindirsin. Tanrı misafiri. Anladım, Tanrı misafiri. Evi başımıza yıkacaklar. Ne yapacağız Hasan? Neyle taşınacağız? Ben açarım. Veysel dedem geldi. Buna ne oluyor? Sanki öz dedesi. Hoş geldin Veysel dede. Hoş bulduk şeker kızım. Hoş bulduk. Hadi gel. Hoş bulduk evladım. Nasılsınız kızım? Evi yıkacaklar. Kimsenin umurunda değil. Buyurun geçin içeri Veysel amca. Sağ ol. Veysel dede, yemekten sonra sana sürprizim var. Şimdi çok merak ettim. Benim baldan tatlı kızım. Dede. Hatice, yemek hala hazır değil mi? Getiriyorum. Kolay mı Hasan? Ziyafet sofrası hazırladım.
Veysel amca buyurun. Size de zahmet veriyorum. Ne zahmeti canım. Ayşe. Hı? Hadi kız geç sofranın başına. Anne çok az kaldı lütfen. Hadi kız, bizim de çorbalar bitti. Çabuk otur şuraya. Tamam anne. Eline sağlık. Güzel oldu. Hasan, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama başımıza gelecekler senin umurunda değil sanki. Olur mu Hatice? Evde misafir var diye sen derdimizi, sıkıntımızı görmezden geliyorsun. Hatice, misafirin yanında asık suratla mı dolaşın? Anlaşılan bu misafir evden gitmeden senin aklının başına geleceği yok. O ne demek öyle Hatice? Bu adam bu evden gidecek Hasan. Anladın mı beni? Biz de bu ev işinin bir çaresine bakacağız. Bağırma, duyacak şimdi. Neymiş efendim? Duyacakmış. Gidecek diyorsam gidecek. Ben anlamam Tanrı misafirinden falan. Yabancının biri işte. Ne olduğu da belli değil. O kadar derdin, sıkıntının arasında. Allah Allah ya. Kusura bakma ama ben böyle gördüm Hatice. Bir tane misafirine böyle davranacaksan buna müsaade etme. Şimdi sürpriz zamanı. Sürpriz mi? Gözlerini kapat. Tamam. Açabilirsin. Aa, bak sen. Çok güzel bir resim yapmışsın. Aferin sana. Aferin kızıma. Bunu neden yaptım biliyor musun Veysel dedi. Neden yaptın güzel kızım? Bu benim duamın resmi. Ne duası? Annemle babam hep mutlu olsun istiyorum. Bu dedem. Peki ev? Evimizi yıkacaklarmış. Kendimize ait evimiz olsun diye yaptım. Gel bakayım. Bir teşekkür bile etmeden çıkmış gitmiş işte. Of Hatice. Sabah sabah bende bir şey var sende. Böyle olacağı belliydi işte. Kim bilir belki eşyalarımızdan da aşırıp gitmiştir. Kesin bir şeyler çalmıştır. Nereden çıkarıyorsun Hatice? Kesin kesin. Akşama gelir. Sen öyle zannet. Avanak. Temelli gitmemiş. Veysel dedemin çantası burada işte. Thank you.
Hoş geldin amca. Hoş bulduk evladım. İşitme cihazım vardı. 2 gün önce tamire vermiştim. Hatırladım. İsminiz neydi? Veysel. Amcacığım birini arıyordun. Ne oldu? Bulabildin mi? Birazdan muhtara tekrar gideceğim. Kaç gündür doğru düzgün bir şey duyamadım. Allah razı olsun. Sağır duymaz uydurulmuş. Geçiştirdik biz de. Hayırlı işler Selim kardeş. Oo, hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Geç otur şöyle. Hayırdır? Dükkana çabuk dönmem lazım. Selim kardeşim, müşkül bir durumum var. Buyur Hasan. Oturduğumuz evi yıkacaklardı. Taşınmak için biraz para lazım. Hasan kardeşim, sakın yanlış anlama. Ben de geçen ay eve yazıldım. Kredi çektim, olsa biliyorsun. Anladım. Hasan kardeşim, kusura bakma, yardımcı olamadım. Bir çay iç. Yok sağ ol. Hayırlı işler olsun. Başın sağ olsun bey amca. Onca yolu onu aramaya geldim. Nasıl oldu? Garibanın kimsesi yoktu zaten. Tersanede çalışıyormuş, iş kazası olmuş. Biz de kimsesizler mezarlığına defnettik. Allah taksiratını affetsin. Hayırdır, niçin arıyordun? Yazık. Bu halinle bunca yol gel. Sonra da... Yoksa kimsenin aklının başına geleceği yok. Kocamla arama açacak neredeyse. Bir de duymuyor, ayaklarına yatıyor. O kadar laf soktum, pes doğrusu. Ama yapacak bir şey yok. Bunlarla da yastık doldurursun artık. Veysel dedemin elbiselerini niye kestin anne? Zırlama kız. Yine döverim bak. Anlamadığın şeylere burnunu sokma. Açsana kapıyı. Başka zaman olsa kimseye bırakmazdın. Hayırlı günler kızım. Gözümüz yollarda kalmıştı. Evin yok mu senin? Evine git artık. Ne desen boş. Git de biz de işimize gücümüze bakalım artık. Ne diyorsun kızım sen? Hasan her şeyi boş vermiş. Kim kime dumduma. Misafir misafir diye etrafında pervane. 15 günü evimizi yıkacaklar. Öf ya. Aman öf. Ne olacak canım? Biraz da bizim halimizi anlasın. Veysel dedem, o tanrı misafiriydi.
Ben geldim. Hatice? Hatice? Ne oldu? Veysel amca geldi mi? Ha, o mu? Memleketine mi gidecekmiş, neymiş? Çıktı gitti. Ama nasıl? Emekli ikramiyesi yarın yatacaktı. Yoksa bir şey mi dedin zavallı? Aa, ne diyeceğim canım? Elin yabancısı işte. İşini gördükten sonra böyle çeker gider. Ayşe nerede? Bir köşede uyumuştur. Ayşe kızım neredesin? Bu kadar basit işte. Ayşe evde yok Hatice. Kapının önündedir Hasan. Dışarıdan geliyorum Hatice. Olsa görmez miydim? Ayşe'nin evden çıktığını nasıl görmezsin? Ayşe, kızım, neredesin? Bu gece vakti sokaklarda ne yapar, ne eder? Böyle olmaz. Sen eve git. Belki döner, belki haber gelir. Ben karakola gidiyorum. Ayşe! Veysel dede neredesin? Ne olur Allah'ım Veysel dedemi bulayım. Allah'ım ne olur Veysel dedemi bulayım. Veysel dede ne olur gel. Tarla misafiri kovulur mu Hatice? Sende hiç mi Allah korkusu yok? Zehra komşum nereden bileyim? Allah'ım sen bize yardım et. Amca, amca ben kayboldum.
Veysel dedem. Ayşe, güzel kızım. Ne işin var burada? Ağlama bacım. Hasan bulurlarsa karakoldan haber edecekler mi? Sen bekleme, evine git dediler. Tamam. Haber ederler inşallah. Seni arıyordum Veysel dede. Sonra da kayboldum işte. Güzel kızım. Veysel dede. Annemin sana yaptıkları için özür dilerim. Onu affet ne olur. Ben zaten sabah sizinle vedalaşmaya gelecektim. Veysel dede, gitmesin olmaz mı? Hep bizde kal. Olur böyle şey kızım. Benim bir evim var. Gitmem lazım. Ben seni çok sevdim. Hem benim hiç dedem olmadı. Güzel kızım. Hadi bir an önce eve varalım. Annem baban endişelidir. Seni özlemişlerdir. Yavrum benim. Benim yüzümden oldu bunlar. Böyle elim kolum bağlı evde duracak mı? Ben Ayşe'yi aramaya çıkıyorum. Biraz da yukarı mahallelerde dolaşayım. Benimkilerdir. Allah'ım yardım et ne olur. Kızım. Babacığım. Ayşe. Çok şükür Allah'ım. Allah'ıma şükürler olsun. Ayşe. Ayşe. Kızım. Özür dileyeceksin tamam mı? Yoksa giderim bak. Bak kimi getirdim. Tanrı misafiri. Kaybolmuştum. Çok da korkmuştum. Beni Veysel dede buldu getirdi. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Beni sokakta koymadınız. Hakkınızı helal edin. Veysel amca, kim olsa aynı şeyi yapardı. Sen de hakkını helal et. Güzel kızım benim. Sana mektup göndereceğim tamam mı? Veysel dedi. Tamam. Allah'a emanet olun. Yolun açık olsun Veysel amca. Veysel dede. Kızım. Bu senin, unuttum. Buna baktıkça seni hatırlayacağım güzel kızım. Sağ ol. Seni hep özleyeceğim. Thank you.
komşum, ne oldu? Ev bulabildiniz mi? Nerede komşum? Bir türlü para bulamadık. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kadar eşyaya ne olacak? Akşama yıkmaya başlayacaklarmış. Eşyaları bari kurtaralım. İyi günler. Hasan bilir. Benim. Hayırdır? Mektubunuz var. Veysel amca. Ayşe, kızım. Veysel denen mektup göndermiş. Şu düştüğümüz hallere bak. Sakin ol bacım. Allah büyük. Veysel deden mi? Bu senin yaptığın resim değil mi? Nerede kalacağız şimdi? Oraya bir eğitim aramaya gelmiştim. Başıma gelenlerden sonra Tanrı misafiri deyip yuvanızı bana açtınız. Beni sokakta koymadınız. Benim kimsem yok bu hayatta. Eşimi karnındaki bebeğiyle kaybedince bir daha evlenmedim. İnsan yaşlanınca sonunu hissedermiş. Ben de o yüzden o eğitimi bulmaya geldim. O da kaza geçirmiş, ölmüş. Bir evim vardı, o eğitime bırakacaktım. Her işte bir hayır varmış. O güzel Ayşe kızımın duasına evimi... Ha? Ayşe kızıma bıraktım. Ne? Güle güle oturun. Siz bu mektubu okuduğunuzda ben bu dünyadan göçmüş olacağım. Olsun. Hakkını helal et Veysel dede.